Ben Melik Oysal, kanalıma hoş geldiniz. Şu anda 3 tane arkadaşımla birlikte İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İzmir Havalimanı'na geldik. Şimdi buradan taksiye bineceğiz. Çeşme'ye gideceğiz. Çeşme'den Bafra Bilim Sakız Adası'na gideceğiz. Yani süper bir yolculuğumuz başlıyor. Size her şeyi göstereceğim, anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Takipte kalın, görüşmek üzere. İlk önce Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İzmir'e gelmiştik. İzmir Havalimanı'ndan taksiye bindik, Çeşme'ye geldik. 160 lira verdik taksi parası. Zaten 4 arkadaştık, o yüzden çok koymadı bize. Şimdi feribot iskelesine geldik. Feribot için, yani bu Çeşme'den Sakız Adası'na gidiş ve dönüş için bilet olarak 25 euro ödedik, feribot parası. Ya isterseniz Türk parası da ödeyebiliyorsunuz. İsterseniz nakit Türk parası ya da nakit euro ya da kredi kartıyla da ödeme yapabiliyorsunuz. Şimdi size biraz da bu Çeşme'deki feribot alanını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şurası süper. Yalnız bugün burada hava kapalı. Yani muhtemelen Sakız Adası'nda da böyle olacak. Umarım çok yağmur yağmaz. Şurada da rüzgar gülleri var eğer görebiliyorsanız. Şimdi şu arkamda gördüğünüz feribota bineceğiz. Biraz önce çay aldım. Çay almanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü bir tane çaya 8 lira istediler. Yani daha aslında hiç içmediyiz. Sanki havaalanına girmişiz gibi. Size şöyle bir de feribota göstereyim. Çay içmezseniz fiyatlar iyi. Feribota bindik. Şimdi geçiyoruz. Etraf mükemmel gözüküyor. Şimdi size hemen etrafı göstermek istiyorum. Arkadaşlarımla Pirgi köyüne geldik. Ya bu Sakız Adası'nda bir sürü köy varmış. Hepsi çok güzelmiş. Ama galiba şu anda bu adada yalnız biz varmışız gibi ya da bu köyde. Etrafta kimse yok. İlk izlenimlerim neler? Deniz çok güzeldi harbiden. Ya çok yeşillik. Ya ama yani araba kiraladık. Otomatik vites falan araba yok. Bütün arabalar düz vites. Ya bize bir araba verdiler. Şu anda arkada görüyorsanız eğer arkadaşım falan orada. Ya korkunç bir araba. Ya hiçbir şey yok neredeyse arabada. Şimdi size birazcık etraf ve sokakları göstereceğim. Pirgi köyündeyiz. Şöyle bir girişte durayım mesela. Burası bir tane böyle sokağın girişi. Çok güzel gözüküyor değil mi? Thank you.
sakız likörü verdiler. Şimdi tadına bakacağım. Geliyorum. Çok tatlı. Sokakları görüyorsunuz arkamda. Ya çok boş. Bağırarak konuşamıyorum. Yani sanki bu Sakız Adası terk edilmiş gibi. Yani ben ilk defa Yunan Adalarına geldim. Diğerlerinin ne durumda bilmiyorum. Ama burası gerçekten bomboş. Şimdi bir şeyler yemeye gidiyoruz. Size biraz etrafı göstereyim. Çünkü burası galiba Sakız Adası'nın çarşısı. Şu anda arkamda gördüğünüz gibi böyle bir yürüyüş yolu var. Sanki burası böyle daha çok merkezi gibi. Biz de yemek yemeye giderken şu anda bu yolun üzerinden gidiyoruz. Peki ilk izlenimlerim neler? Ya sanki kendimi hiç Yunanistan'da gibi hissetmiyorum. Yani öyle çok özel gelmedi bana. Yani belki ilk gelişim diye. Hani çünkü şuna çok alıştım. Japonya'ya gittiğinizde evet Japonya'da olduğunuzu çok net anlıyorsunuz. Ya da ne bileyim İsviçre'ye gittiğinizde evet. Ama sanki burada Ege kasabasında mıyım? Başka bir yerde miyim? Çok net bir şey hissedemedim. Evet doğası çok güzel. Etraf gerçekten çok yeşil. Ama şu anda henüz kafamda net bir şey oluşmadı. Belki ilk gelişim diyedir. Şimdi UNESCO tarafından koruma altına alınmış Neomani Manastırı'na geldik. Şimdi size içeri göstereceğim. Plajdan geldiğimiz için hani üzerimizde biraz plaj kıyafetleri var. İçeri almadılar. Ama ben yine şanslıyım. Bugün gayet kapalı giyinmiştim. Beni aldılar. Hadi hep birlikte içine de gidelim. Burada da tadilat var. Sesi duyuyorsanız eğer arkadaki. İçerisi çok güzel. Ya gerçekten tam bir manastır gibi. Türkiye'den hiçbir farkı yok. Yine bir tadilat var. İçeri girdim. Normalde arkadaşlarım da var. Video çekmek kesinlikle yasak dedi buradaki papaz. Ama gittim rica ettim. Dedim ki ben yeni yeni YouTuber olmaya çalışıyorum. Etraf çok güzel. Biraz çekebilir miyim dedim. Dedi ki tamam sakın beni alma. Çekebilirsin dedi. Bana izin verdi. Çok şanslıyım. Şimdi size etrafı gerçekten güzelce göstereceğim. Şu anda da manastırın içindeyiz. Şu etrafı göstermek istiyorum. Oha üzümlere bak. İngilizcesi var mı bakalım? Yes, İngilizcesi var. Neomani Manastır.
Manastır'ın manzarası bu da. Manastırın içini ya da dışını koyarken özellikle çok konuşmuyorum. Ya müzik falan da koymayacağım bunlara. Çünkü hani herkesin inancı çok kıymetli ve çok önemli. Nasıl ki biz insanlar camiye girerken hani örtünsün. Ben bazen turistler görüyorum, hani Allah'tan yapıyorlar dışında sürekli örtü olduğu için. Yani mesela buradaki de papaz da işte şortla giyinmeye izin vermedi. Dışarıda zaten kıyafetler asılı. Ve diyorlar ki hani lütfen örtünün, hani en azından bacakları örtüyoruz, kafamızı örtmüyoruz ama burada da şortla girmek yasak yani. Ya bu arada sesim kısık, kusura bakmayın. Videolarda inin inşallah iyi çıkıyordur, onu şu anda kontrol edemiyorum. Zaten sesi duyuyorsanız acayip bir böcek, kuş, hepsi birbirine karışmış bir ses var. Yolumuzun üzerinde çok güzel böyle kahve gibi bir yer gördük. Biliyorsunuz Yunanistan'da frappe çok ünlüymüş. Yani biliyorsunuz diyorum, ben bilmiyordum, belki siz biliyorsunuzdur. Şimdi şu arkada size göstermeye çalışıyorum. Şurada oturup bir şeyler içeceğiz. Yani frappe içeceğim. Sütlüsü varmış, sütsüzü, bir de galiba ne dedi, şekersizi varmış. Neyse, daha detaylı öğrenirsem söylerim. Ben sütlüsünü içeceğim. Hani arabayla geldiğinizde buralara indiğinizi hayal edin. Gerçekten çok iyi ve bomboş. Biz birazdan böyle bir koy bulacağız işte. Çok güzel. Evet, arabamız vardı, şimdi yok. Nerede biliyor musunuz? Çünkü bizi bırakıp gittiler. Otostop çekiyoruz ama adada hayat belirtisi yok. Kaldık buralarda. Yola kimlerle çıktığınız çok, çok önemli. Çok önemli. Lütfen. Yola çıktıklarınızın sizi yolda bırakmaması çok bizimle önemli. Bizimle çıkın. Adı lazım değil. Birinin adı Dilek, birinin adı İpek. Şu anda da Mesta köyüne geldik. Burada kiraladığımız evin ev sahibi, yani Angelik, bize çok güzel bir rut çizdi. Dedi ki şuraları mutlaka ziyaret edin. Bunların içinde Mesta köyü de vardı. Ama Mesta köyünün merkezine arabayla gidemiyoruz. O yüzden O yüzden şimdi arabamızı park ettik ve merkeze doğru yürüyoruz hep beraber. Yürüyoruz. Ama şuraya bakar mısınız? Arkamdaki yeri görüyor musunuz? İncecik yollar. Her yer taş. Zaten şu ses standart. Gezerken ya her yerde kendinizi yalnızmışsınız gibi hissediyorsunuz. Yani bütün adada sürekli aynı duygu hissettim. Plajlar bile kalabalık değildi. Yani çok güzeldi. Gerçekten çok beğendim. Arkadaşlar, her resimde muhteşem çıkıyorsunuz. Süper ya, şu ışığa bayıldım, bakar mısınız? Arkadaşlarımdan ayrıldım, birazdan kaybolacağım. Yani bu köyde, şöyle arkaya yer görüyorsanız, merkez yokmuş yani Mesta köyünde. Biz bir merkez, bir meydan aradık.
Ama yokmuş. Ya böyle bütün sokaklar birbirinin içine girmiş gibi. Hepsi çok dar ve hepsi taştan ve çok güzel. Çay bahçesi bulduk. Şöyle arkamda. Size birazdan daha detaylı göstereceğim. Çok güzel. Burada şimdi bir çay ya da kahve falan içeceğiz. Fiyatlar vallahi çok iyi. Yani ben havaalanında suya 5 lira vermiştim. Burada 0.5 euro. Akşam yemeği için Sakız Adası'na sahile geldik. Akşam yemeği yedik 5 kişi. Yemekler çok güzeldi. Bütün balık ürünlerini neredeyse denedik diyebilirim. Çok lezzetliydi. Ya mesela bu mevsimde hamsi yedim ve hiç hamsinin bu kadar lezzetli olduğunu inanamazdım. Çünkü bu mevsim hani hamsi mevsimi değil. Güzel yapmışlardı. Ya zaten ızgara bir ahtapot vardı ki muhteşemdi. Bayıldım. Ve akşam yemeğine, mesela dün akşam da yemek yedik, 70 euro verdik 5 kişi ve gerçekten çok yedik. Bu akşam yemeğine 65 euro verdik. Evet, o da çok lezzetliydi ve çok güzeldi. Sadece şunu söyleyebilirim, yani bizim için çok güzeldi burada. Yani çünkü her yer boştu, sadece sahil hani birazcık kalabalık ama o da çok kalabalık değil. Sadece burası böyle, bence, yani benim fikrim tabii ki de, böyle gençlere göre bir yer değil. Yani böyle gece hayatını seven, eğlenmeyi seven, gidelim dans edelim, öyle bir yer yok. O yüzden ben çok sevdim. Çok ailece gelinebilecek bir yer. Çocuklarla geldiğinizde çocuklar belki sıkılabilir. Ama eşinizle geldiğinizde ya da sevdiğiniz bir insanla geldiğinizde çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Çünkü çok sessiz, çok sakin. Fiyatlar gerçekten bence İzmir'e, Antalya'ya, Bodrum'a göre bakarsak gerçekten fiyatlar çok iyiydi. Lezzetler gerçekten iyiydi. Burada en çok hoşuma giden şey sahillerin, kumsalların çok boş olmasıydı. Yani kendinize araba kiraladığınızda mükemmel boş koylar bulabilirsiniz. Bir yere gittiğinizde bütün şezlonglar, şemsiyeler ücretsiz. Ya kimse sizin yanınıza gelip hadi bir şey alacak mısınız? İşte burada oturduğunuz filan demiyor. İsterseniz saatlerce oturun sadece bir tane kola için. Kimse yine gerçekten bir şey demiyor.